geleceğim mi? He? Oh. Öpücük mü yaptı? Evet. Ne olmuş? Hani baba nerede baba? He? Hani babası? Öp babayı, öp öp. Hadi öp. Öpsen Selahattin, yanağını veriyorsan. Öpeyim. Öpücük. Kim gelmiş? Uş. Yeni mi uyandın sen? Hayır, baba. Baba. Utandın mı lan sen? Oh. Hani baba nerede baba? Gelmiş babası. Hepinize merhaba. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Benim ismim Selahattin. Nihayet askerden döndüm ve video çekebildik beraber. Bu videonun adı askerden dönen baba ile oğlun ilk karşılaşması olacak aslında. Ama çok kısa olduğu için üstüne tamamlamak istedik. O videoyu çekeli bir hafta falan oldu aslında Hamza ile ilk karşılaşmamı. Duygu ve düşüncelerimi anlatmak istedim videonun devamında. Bir de tabii beraber video çekmek istedik. 18 gün askerliği yaptım geldim. Erzincan'da yaptım askerliğimi. İşte kimisi diyor ona askerlik denmez falan filan diyor da kesinlikle askerlik denir yani. Bir gün bile gitseniz yani askerde zaman bükülüyor. Bir gün 2 haftaya falan tekabül ediyor. Sabah 5'te kalkıyorsun zaten. 2 saat soğukta bekliyorsun herkesin gelmesini. Sonra kahvaltıya bir gidiyorsun. Ne için bekledin 2 saat biliyor musun? Bu kadar kaşar, 5 tane zeytin, işte şu kadar bal falan, tereyağı. Dişinin kabuğuna yetmez. Ya zaten mi? Yetmiyordu. Gidiyorduk kantinden tost yiyorduk bir de ondan sonra. Ha, öyle şeyler satılıyor muydu? Satılıyor ama oraya gitmen için de şey yapman lazım. Yani o içtimada bekleyeceksin. Ondan sonra millet yemeğe girmeye başladığı zaman yemeyecekler ayrılabilir diyor. Ondan sonra gidip yiyebiliyorsun mesela. Yememe şansın var mı? Tabii canım. Ya zorla yemek yedirecek halleri yok yani. Ne bileyim. Askerlik çok zor bir şeydi ya. Ben 2 sene, 3 sene gidenleri hiç düşünemiyorum bile yani. Gerçekten Allah kolaylık versin hepsine, bütün askerlerimize. Ama bizim için zordu yani. Hiçbir ekstra eğitim falan yapmadığımız halde çok zordu. Çünkü zaman geçmiyor yani. Günde 7-8 saat ayaktasın hiçbir şey yapmadan. Hani şınav mekik çeksen yine dersen hani bir mantığı var. Çekiyorsun, spor yapıyorsun, hani fit kalıyorsun. Ama öyle bir şey yoktu. Atış şeyi falan yaptınız ama. Atış yaptık zaten. Bir önemli olan şey var. İki tane önemli olan şey var. Birincisi atış, ikincisi de yemin töreni. Başka hiçbir şey yok yani. Atışa gitmek için de 5 kilometre yürüdük. Neyse, askerlik anılarını başka zaman anlatırız ya. Ben duygu düşüncelerimi anlatayım. Ben de anlatacak mıyım? Anlatırsın. Yani askerlik gerçekten şu anın 100 yıl öncesinin sistemi. İlk 2 gün herkes mantık aramayacağım, mantık aramayacağım diye dolaşıyor ortalıkta. Sonra herkes alışıyor. 3. 4. günde ben akıllı telefon sokmadım içeri. Böyle Hamza'nın yüzünü falan unutmaya başladım. Ulan dedim, ne oluyoruz yani? Böyle bir psikoloji miymiş bu? Hakikaten yüzü belirginleşmiyordu böyle kafamda. Benim yüzüm? Seninki yine biraz. 73 tane erkekle aynı şeyde kalıyorsun. Psikolojin bozuluyor ya askerde. Aynı koğuşta kalıyorsun. Biri horluyor, biri öksürüyor. Zaten herkes hastaydı. İşte ilaçlarımız bir haftada falan geldi. Ben yine anılara girdim ya. Bir şey olmaz, ne olacak? Öyle kafa takarsın video. Askerlik çok zor bir şey. Allah Mehmetçiğimize kolaylık versin gerçekten. Biz hiç nöbet tutmadık. İşte ben bot bile boyamadık yani. Sadece botları teslim ederken boyadık biz. Öyle bir mecburiyet tutmadılar bizi. Ama gerçekten çok zor bir şey ya. Yoksunluk yani. Hiçbir şey yok.
Hiçbir şey olmadığı için de zaman geçmiyor yani. Gelecek yorumlar. Hiç kimse, iki nokta üst üste. Selahattin, askerlik çok zor. Evet aşkım, askerlik çok zor. Allah herkese kolaylık versin. Ve sen duygu düşüncelerini bizimle paylaş. Benim duygu ve düşüncelerim... Yok. İnsan hayatın kıymetini anlıyor biraz daha askerden dönünce. Yani biz askerden çıktık, çarşıya çıktığımız zaman böyle bir garip olduk ya. Yani bu hayat nasıl bir hayatmış böyle? Mesela benim arkadaşlarım akıllı telefonu eline almış böyle, bakmış bu ne ya, uzay çağında mıyız falan demişler. Ama o çok zor bir yerde yapmış işte Bahadır. Bir iki kere görüntülü konuşma şansım oldu ailemde yani, o yüzden şanslıyım. Fotoğraf da çekildik, güzel fotoğraflar da çekildik. Ama bir tanesini koyamadım ya, bir tane Mercedes Unimog kamyonla çekilmiştim ama plakası gözüküyor. Onu sen şey yapsana, ben paylaşayım onu. Plakasını çiz onu. Tamam. Ben paylaşayım onu. Ama Selahattin gerçekten, yani Selahattin geldiği zaman birkaç gün asla kendine gelemedin. Evet ya, birkaç gün böyle öğlen uyanıyorum, ikindi bir daha uykum geliyor. Ya ki komando olanlar falanlar hiç uyutmuyorlarmış. Bir tane bizim abi var, mekanize komandoymuş yani, özel komando. Yani bir olay olduğu zaman direkt helikopterle inip müdahale eden tayfa galiba onlar. Geceleri bir iki saat uyuyorlarmış yani. Kameraya bak, bana bakma. İşte kilometrelerce koşuyorlar, geliyorlar, dinlenme diyorlar. Yarım saat sonra tekrardan eğitim falan bilmem ne. Ben onları düşünemiyorum yani bile. Hele benim babamın arkadaşı... ne babamın arkadaşı? Kuzeninin babası. Hele arkadaşımın babası eksi 40 derecede askerlik yapmış. Sivas ve Ağrı'da. Kaç yıl önce, bir de 2-3 yıl yapmış. İnsan intihar eder yani. Silah çıplak elle tuttuğu zaman yapışıyormuş ya silah eline. Allah'a şükürler olsun ya, böyle bir fırsatımız oldu gerçekten. Biraz garip bir video oldu. Böyle kitlenip kaldım yani bu videoda. Sen neler hissettin, anlat bakalım. Ben hep diyordum ki hani eşi, ne bileyim sevgilisi falan, bedelli askerlik yapanlar için. Ya diyordum 21 gün yani, ne? Ama gerçekten ayrılığın bir haftası da, iki günü de, 10 günü de falan yokmuş. Gerçekten insan özlüyor. Bir de şimdi bizim küçük bebeğimiz var. Onun da huyları değişti. Selahattin'in yokluğunun bence çok farkındaydı. Şimdi özlem hissediyor. Ama ne olduğunu o da bilemiyor. O yüzden sürekli ağlıyor, huysuzluk yapıyor. Geceleri uyumamaya falan, geceleri ağlayarak uyanmaya başlamıştı. Geçti ha onlar. Yine ağlıyor da. Ağlayarak uyanmıyor yani. Çok şükür ya. Balıkesir'de kalmadı Beyza. Bir benim ailemde, bir kendi ailesinde kaldı. O şekilde geçirdi askerliği. Benim askerliğim de oydu gerçekten. Ha, tabii ailenle vakit geçiriyorsun, arkadaşlarını görüyorsun. Falan filan derken hani ben dedim ki zaman geçer ama artık son günlerde hani ne olur Selahattin artık gel durumuna gelmiştim. Askerdeyken Hamza'yı çok özledim gerçekten. Yani insan eskiler mesela, eskiden bedelli medelli yokmuş yani. Adamın 2-3 tane çocuğu varken gidiyormuş askere, bir de 15 yaşında evleniyorlar. Eski zamanlarda adam 2 sene yok yani, düşünsene bir geliyor çocuğu konuşuyor, yürüyor. Ya ben o psikolojiyi hiç düşünemiyorum yani, insan bayağı bir tribe girer ya. Yani karısı hamileyken gidiyor, sonra geliyor, çocuğu var, çocuğu büyümüş, o kötü zamanlar geçmiş falan. Çok zor ya. Bedavadan çocuğu olmuyor. Hiçbir şeyini ellemeden çocuk büyümüş oluyor ama hiç o açıdan bakabileceğini düşünmüyorum yani. Kesinlikle. Ama güzel bir tecrübe oldu yani, ben askere gitmeden önce diyordum ki ya herkes nasıl... Her ortamda askerlik anısı anlatıyorlar. Bu ne diyordun? Yani ne askerlikmiş yani. Meğersem öyle değilmiş ya. Ben 18 günde bile, biz 18 gün yaptık. Uzak olduğu için 3 günde yol izni verdiler bize. Normalde 21 gün. 18 günde dünyanın anısı birikti yani. Hiç anlatsam şimdi bir hafta sürer. Şimdi ben bir sene yapsam ömür boyu anlatılır yani tabii ki. Onlara hak vermeye başladım bu sefer. Videoyu çok uzatmayacağız. Öyle beraber bir video çekmek istedik. Biraz soğuk bir video oldu galiba. Yo, ben hep güldüm, bence daha tatlıydık. Bunlar benim düşüncelerim. Herkesin düşünceleri farklı olabilir. Aslında anlatılacak çok şey var. İşte sırayla video çekmeyi düşünüyoruz bunları. Arayı biraz açtık mecbur. Bunun için gerçekten kusura bakmayın. Askerlik anılarıyla ilgili de işte video çekeceğiz inşallah. Ne anlatacaksın?
Vallahi şu anlatılacak çok şey var ya gerçekten. Daha sana bile anlatmadığım çok şey var yani. Tamam. Ben çok acıktım. Yemek yemeye gidelim. Ben de çok acıktım ya. Ama yemek yok. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenip yorum yazmanız çok önemli bizim için gerçekten. Videomuz daha çok öneriliyor. İnsanların ana sayfasına daha çok düşüyor. Askerlikle ilgili yaşadığınız şeylere veya yaşayana şahit olduğunuz şeyleri anlatabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hamza'yı koyamadık çünkü çok huysuzdu. Mecbur uyuyunca çekmek zorunda kaldık. İnşallah bir dahaki videoda Hamza'yı da koyacağız. Ya ne koyacağız? Çocuk çok huysuzluk yapıyor. Hep şuraya gitmek istiyor. Hep tripodu almak istiyor. Hiç yerinde durmuyor zaten. Artık büyüdü, onunla video çekemiyoruz. Anca vlog çekeriz. Onda da inşallah havalar biraz daha güzel olsun. Daha güzel videolar çekeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Konuşmayı unutmuşuz ya. Hayır, uzatıyorsun. Yeter, bitir artık. Bitir. Ama insanlar izlemek istiyor. Ne yapayım yani? Ya hayır, istemiyorlar. Yemek yiyeceğiz hadi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.